Hello Crowls, Pacific Esports maçıyla karşınızdayız. Benden Skiller Fireball ve yanında Escrow var. Escrow hoş geldin tekrardan. Hoş bulduk. Günün son karşılaşmasına gelirken. Tabii Pacific'in iki galibiyeti var. Bugün Hello Crowls gerçekten iyi bir seri yakaladı. Arka arkaya galibiyetlerle gidiyor. Bakalım bugün Pacific karşısında nasıl bir oyun gösterecekler. Sanat korkularımızı da yansıtır. Pacific de kazanarak playoff yarışına dahil olmak istiyor. Daha matematiksel olarak biten hiçbir şey yok. Playoff evet. Attı, 6 galibiyette kaldı. Ki yani arada 4 maç var Escrow. Aslında hala şansı var söylediğin gibi. Ama seri bir galibiyete ihtiyacı var. Bir çıkış yakalaması lazım Pacific tarafının. Ve İyi bir başlangıç için bence tam sırası. Daha fazla düşmana ihtiyacım yok. Kesinlikle ekstra bir maç olur ama tabii Hello Crowls da istedikten biri olan Ascendance kaybetmişken kazanarak playoff'taki yerini sabitlemek istiyor, garantilemek istiyor. Bakalım. Ya öyle bir tablo var ki şu an herkese galibiyet yarıyor yani galibiyetin istemeyen bir takım olduğunu düşünmüyorum ben şu an. Yani galibiyeti hiçbir zaman istemeyen bir takım olmaz. Yani şu anda Venus bile playoff hattına dahil olabilir biliyor musun Escrow? Yani kalan bütün maçları kazanırlarsa matematiksel olarak bu mümkün. Galibiyeti hiçbir zaman istemeyen bir takım söyleyeyim mi sana? Nedir? Benim Clash takımı. Güzeldi, güzeldi. Olabilir yani böyle şeyler yaşanabilir tabii ki de. Yani Clash'in amacı zaten alacağımız kostümler vesaire değil, orada dostlarımızla birlikte vakit geçirmek. O yüzden yenmek, yenilmek çok da aşırı önemli kavramlar olmuyor dostlarımızla birlikteyken. Mesajımızı da verdikten sonra Hello Crowls'da yine tenisin ellerinde sanırım nişancı eş göreceğiz. Ya çok seviyorlar ve çok da iyi çalıştırıyorlar. Yani nişancı eşi sanırım en iyi çalıştıran takımlardan bir tanesi Hello Crowls. Yani Varus varken eşe gittiler ya, bu kadar. Bunu söylemeye başka bir şey gerek yok sanırım. Dediğin gibi Varus Santa geldi Pasifik'ten. Bence iyi bir tercih. Hello Crowls eşi her ne kadar iyi de çalıştırıyor olsa meta anlamında baktığımızda Pasifik şu ana kadar daha iyi tercihlere yönelmiş durumda. Azir açık, Korki açık. Alternatifleri var iki takımın da. Peki bir Urgot daha görür müyüz acaba bugünkü karşılaşmadan sonra Santa'nın karşısında? Ya ZD1'ın tamamen şampiyon havuzuna bağlı Escrow. Eğer varsa neden olmasın, Korki geldi bu arada Hello Crowls tarafından. Pacific'ten de Azir'le birlikte bir yanıt gelebilir. Belki başka da bir yanıt olur, bilemeyiz. Evet, Azir'in açık olduğu bir senaryoda Azir aslında tercih edilebilecek şampiyonlarda ama ikinci yasaklamayı mı saklamak isteyecekler, o çok kritik. O bu arada farklı bir tercih gösteriyor şu anda. Nar üzerinde. Nar'ı uzun zamandır görmedik ve Nar geldi. Yani meta'nın unutulan şampiyonlarından biri ve bilmiyorum, benzininden dolayı Santa'ya karşı etkili olabilir gibi geliyor. Eğer ZD1 şampiyonu hakimse Syndra tercih geldi bu arada Pasifik tarafında. Azir açıkta kaldı. Azir açıkta kaldı ama Azir'in alınabileceği bir senaryo kalmadı artık. Başka tabii daha çok rahat ettiği bir şampiyonu oynamak istedi sanırım. Nocturne'u yasaklaması geliyor. Tabii ormancı seçmemenin karşılığında burada iki ormancı yasaklaması görecek olabilir Hello Crowls. Gerçi iki takımın da henüz ormancısı belli değil ama görmek istemediklerini, düşünmediklerini elemek istiyor Pasifik tarafı. Dediğin gibi karşısında tehdit olarak görebileceği ormancıları yasaklıyor Pasifik tarafı. Eşi destek alternatif olarak düşünmedikleri için büyük ihtimalle ormancı ve destek tercihi olacağı konusunda hemfikirdir diye düşünüyorum Pasifik koç ekibi ve oyuncuları. Ama Hello Crowls'tan herhangi bir sürpriz gelebilir diye de düşünüyorum. Evet, yaptıkları bir şey. Aslında genelde Rel eşi daha iyi oynuyorlar ama başka şeyleri de çok oynadılar eşin yanında. Yani Rel de gelecek burada çünkü Rel eşi bayağı iyi oynamışlardı. Ya bir de Rel eşi olmasına da gerek yok. Başka bir destek alırsınız, Rel ormana gider. Yine benzer bir senaryo olabilir yani. Evet, aslında elinden bir taşla iki kuş almış oldu burada Pasifik tarafı. Son yasaklaması gayet mantıklı ve tutarlı. Bakalım Hello Crowls son yasaklamada Vay tercihi geliyor onlardan da. Toplamda 4 tane ormancı ikinci yasaklama ekranında gitti. Poppy geldi ve yani rakibin üzerine koşmak isteyen bir kompozisyona karşı sağlam duruşla birlikte Poppy'yi alabileceğiniz en iyi tercihlerden biri. Ivern gelir mi? Bu ekstra olur. Bu çok ekstra olur hem de Escrow. Yani Ivern tercihi uzun zamandır görmüyoruz. Deniz acaba
Ivern'ü bilerek gösteriyor yoksa alacak mı? Aldı. Ya aslında taşıyıcıları etrafında oynayabileceği bir kompozisyon da var. Yani Corki ile işte Ashe'le birlikte oynayabileceği bir açısı da var ama işte bunu iyi bir destekle tamamlamaları lazım. Yani çünkü üst koridordan alabilecekleri tanklık belli bir seviyede. Yani Meganar'dayken sadece bir tanklık kalabilecekler. Alt koridorda en azından bunu biraz gösterebilecek bir şampiyona ihtiyaç duyabilirler. Bu şampiyon Naturius. Naturius tercih geldi Yellow Cross tarafında. Hidududun elinde Naturius göreceğiz ve Leona yanıtı gelecek mi Pacific Lynch tarafından? Karma açık. Yani Karma frontline önemli biliyorum ama iki tane frontunuz varken Karma alınabilirdi sanki. Evet ama kitle kontrolden dolayı istiyorlar sanırım. Yani biraz daha menzilli bir kitle kontrolü ihtiyaçları var. Yani ellerinde baktığın zaman hani Daşkar'ın kitle kontrolü çok can yakacak seviyede değil. Pasifik tarafında böyle düzenli bir kitle kontrolü ihtiyaç vardı. Hani Naturius muhtemelen açık kalsa Naturius'u onlar tercih ederdi gibi geliyor bana ama Naturius'un gittiği bir senaryoda destek havuzunda hani Karma'dan onu alabilme şansları da çok yüksek değil. Bakıyoruz Muakai de yok. Yani bence iyi bir seçim ama tabii neler getireceği biraz vadede belli olacak. Şöyle iki takımın kompozisyonuna baktığımızda ben Ivern tercihini efektif kullanabilirse Hello Cruise'un kompozisyonu biraz daha beğendim. Açıkçası bunun dışında Meta'nın güçlü şampiyonlarının birçoğu da Pasifik tarafında. Bakalım yani çok ilginç senaryolara sahne olabilecek bir maç izleyeceğiz. Hello Cross'la Pacific Espor arasında bütün bu soruların yanıtı vadede cevap bulacak. Vadede görüşmek üzere. Hello Cross, Pacific Espor maçıyla karşınızdayız. Escrow'la birlikte tabii seçim yasaklama ekranını değerlendiriyorduk. İlginç tercihler var. Ivern tercihi var uzun süredir görmediğimiz. Ve Leona tercihine de sık sık denk gelmiyoruz. Ivern kadar olmasa da. Evet. Yılların desteği diyebilir miyiz Leona için? Yılların desteği. Yani ben oyuna başladığımda vardı. Hala var. Umarım da aynı şekilde kalır. Kesinlikle ben yetenek setini de beğeniyorum. Oynanabilir bir şampiyon. Evet. Ne vereceği belli olan bir şampiyon aslında. Peki şöyle. Tenis acaba burada arındır alsa daha mantıklı olur mu? Yoksa sen hayalet tercihinin mantıklı olduğunu düşünüyor musun? Bence Leona koridorlarında eğer oyuncular çok güvenmiyorlarsa kendilerine bir arındır tercihi olması gerekiyor. Çünkü Leona'nın kitle kontrolünü hepimiz biliyoruz ve bu kitle kontrolünü yediğiniz anda koridorda çok büyük sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Evet, şöyle bir iki alt koridorda birbirine baktı. Ufak bir dürtüşme. Bir selamlaşma. Evet. Selamlaşmaya yaşandı Escrow dediğim gibi. Tabii erken aşamada biraz daha teniste Hidud özellikle seviye 1'de daha avantajlı olacaklardır. Çünkü Leona'nın seviye 1'i o kadar iyi değil. Bakalım. Evet, olabildiğince koridoru ittirmeye çalışıyor 2-2'de. Hidud'u tutsa Mirza'ya çok farklı bir senaryo yaşanabilirdi. İşte seviye 1'de bu yüzden güçlü atıyoruz. Yani iki tane kitle kontrol etkisini aynı anda çalıştırabiliyor Pasifi ile birlikte. Ve ikinci seviye avantajını Pacific Espor ikilisi aldı. Mirza ile Bergmoon almayı başardı ve rakiplerinin üzerine gidiyorlar. Bir daha ikinci seviyeye ulaşması için 1 milyona daha ihtiyacı var. Hello Cross ikilisi Tenis ve Hidududu'nun. Hidududu. Du, bir tane daha dur. Tam sığmıyor değil mi? Hidu, Dudu. Du. Karakter evet. Fazlalığı oluyor gibi biraz evet. Ama ya ben Hello Cross JPS ile konuştuğumda biz 7-8 tane Du koyacaktık da zor durdurduk kendisini diyorlar. Hayır yani... bak şimdi bak Hidu, Dudu. Bence Hidu, tam. Dudu. Tam oluyor evet. Şu an tam oluyor. Böyle okuyucu tam oldu evet katılıyorum. Yani Hidu Dudu desek yetiyor. Dudu Dudu deyince biraz... Dudu biraz Aragaz söylüyor gibi oluyor. Çok iyi benzetme bu arada. Ivern alt koridora geliyor. Yalnız seviyor. Biraz fazla ve güzel de bir baskın açısı olabilir. Hidu Dudu burada bir şüphe denemesinde bulundu ama ufuk kılıcı Bergmoon'un kaçmasına sebebiyet verdi ve bu baskın başarısız oldu. Rescrant da geliyor ama burada savaşmak isteyecek bilir Pasifik tarafı. İstemediler. Evet, ya hızlı bir şekilde orman temizlemesiyle bir anda seviye 2 olan rakiplerin üstüne çok hızlı geldi burada Deniz.
Ama işte erken seviyelerde baskın potansiyeli çok güçlü olan bir şampiyon olmadığı için burada istediği sonucu alamadılar. Ben biraz Elise benzetiyorum baskın yeterliliği anlamında. Hani Elise'de kozayı tutturduğunuz anda direkt devam edebiliyorsunuz. Burada da direkt o atılma yeteneğini tutturduğunuz anda devam edebiliyorsunuz. Rakibinizin üzerine biraz da bu bireysel bir ekstra ile birlikte gerçekleşen durumu 6. seviyeye kadar baskın olayı. Elise'in biraz daha böyle barışçıl hali gibi. Evet yani hasar vermeyen, o anlık hasardan yoksun olan hali, doğru söylüyorsun. Bir de biraz daha doğa sever yani. Adam öldürmüyor abi orman yaratıklarını. Sadece canım dostum müsaade eder misin? Altın ve tecrübe puanını alacağım diyor ve orman yaratıkları da yardımcı oluyor yani. Direkt cennete yolluyor onları ya. Ya ufak bir yolculuk ya, şey değil. Geri geliyorlar zaten, sonra bekleme süresi sona erdiğinde. Evet, şöyle baktığımız zaman koridorlarda olabildiğince sakin. Baksana Gregalar da gitti ve Daishka ile Elforce arasında bir takas var. Agresif bir şekilde Volkerisini kullandı. Deniz yeteneğini isabet ettirmeyi başardı. Sıçratını kullanmak durumunda Daishka'yı sıçrayı kullandı. Yalnız yeterli olacak mı? Bir vuruş daha geldi mi? Geldi. Elforce'a ilk kın almayı başardı. Hello Crows adına. Evet, güzel bir kule altı çıkardılar birlikte. Yalnız Zidivan da proxy oynuyor sana. Genelde biz bunu Sinjit'te görürüz ama ya tabii ki de biraz koridoru önde karşılamayı tercih etmiş. Dalton'a karşı baskı kurunca ki yani bu koridorun böyle minyon kesmeyle geçeceğini anlayınca kendisi tırpan tercihinde de bulunmuş. Tırpan da önemli bir eşya oluyor. Narla oynarken hopunu kullandı ve orada Dalton'un agresif oyunundan kaçmayı başardı. Koridoru ittirmiş pasifik ikilisi Mirza rakiplerini dövmeye devam ediyor. Minyon'da büyük bir kaybı yok Deniz'in ama o baskıyı hissediyorlar tabii. Dövmeden ziyade dürtmeyi kullanalım şimdi. Daha güzel geleceğini düşünüyorum. Yani biraz dövme amiyane tabir olarak olduğu için yanlış değil ama bence dürtme daha güzel gözüküyor. Yani tam dövmüyordur daha ya. Yani daha yani o dövme mesela biraz daha böyle 8. 9. seviyede eşyasını almış durumda. O şekilde olur. Bu arada Ufuk Kılıcı'yla birlikte çok agresif bir şekilde oynadı. Tenis skoru gelecek mi? Tutuştur var üzerinde. Tutuştur yeterli olacak mı oldu? Berkmoon! Kulenin altında gafil avladı tenisi. İşte bak arındır bu durumların şifası yani. Kesinlikle yani direkt tutuşturdan kaçabiliyorsunuz, kitle kontrolünden kaçabiliyorsunuz. Arındır olmalıyız bence tenisten. Ya, tabii ki de tercihine saygı duyuyoruz ama biraz iddialı bir tercih bence. Evet ya yani çok fazla Leon'a görmediği için belki o da bu durumu unutmuş olabilir. Olabilir, katılıyorum yani Leona'yı ben uzun zamandır geçtim pro arenayı, solo queue'da bile görmüyorum. Yani yüksek evde oynadığın için sen görmüyorsun, bizim evde oynanıyor. Estağfurullah, estağfurullah. Ya tabii ki de oyuncular tercih ediyor elo fark etmeksizin ama o da biraz benim şansım, denk gelmemiş demek ki yani çok da şey yapmayayım. Ya, siz daha çok meta oynuyorsunuz, bırak şimdi. biz meta'nın bağımlılarıyız Escrow, itiraf etmenin zamanı geldi. Şöyle baktığımızda oyunda olabildiğince sakin gidiyor. Orta koridordaki baskın dışında bir de alt koridordaki kule altını görmüştük. Onun dışında olabildiğince sakin. Şimdi alt koridorda iki ormancı. Lestrant bu arada kör bir şekilde girdi. Deniz orada devam etmek istedir. Belki bununla birlikte Lestrant oynamak istedi ama Deniz uzaklaşınca devamı gelmedi. Oradaki pozisyonun Pasifik. Burada 3 kişi, Hello Cross'la 3 kişi bir 3-3 savaş ister mi bakalım taraflardan biri. Deniz burada Mirza'ya vurmaya başladı. Yalnız hasarı fena değil. Lestrant biraz uzak durumda. Ön tarafta Berkmoon yakalanmış durumda ama Berkmoon yakalanması daha iyi olmuş olabilir. Şimdi bayağı bir hasar aldı. Mirza da hasar bırakmaya devam ediyor. Yalnız burada o kadar çalışmanın içinde skor çıkmamış gibi gözüküyor. Şimdi Deniz'in konumu fena değil. Burada öncü temposu zekilenmiş durumda. Yalnız çekmeyi başardı. Orada hasarı çok fazla. Ön tarafta iki kim erecek. Hidudu düştü ve skoru almayı başaran Mirza oldu. Yani hasarlar çok yetmiyor gibi görünüyor şu an. Yani bu üçlü Deniz altı oldu. Lestrant sıçrısını son anda attı. Ya çok iyi bir yavaşlatma var. Çok iyi bir kitle kontrol var Hello Cruise alt koridorunda ama ya o hasar ormancısıyla birlikte çok fazla çıkmıyor gibi görünüyor. Biraz sanki güçlenmeye ihtiyacı var Escrow dediğin gibi alt koridor ikilisinin çünkü tam o kıvama gelmiş durumda değil Deniz. Yani tam böyle eşini sürekli yavaşlata yavaşlata rakibini öldüreceği konumda değil. Hasarı yeterli olmuyor dediğin gibi. Sadece ayakkabı var üzerine yani. Sadece saldırınızla yani bu kadar olur. Bence ekstra bile oynadılar. Yani iyi oynadılar aslında orayı. Kesinlikle katılıyorum ama burada sonucu alan taraf pozitiflik alt koridoru oldu.
İkisinde de birer skor var şimdi Pacific Outcore doğrundan. Ya tabii en başta bu kompozisyonla bu kadar denememeleri lazımdı. O apayrı bir konu da. Yani oynayabildikleri kadar oynadılar. Dediğim gibi Pacific ekibi burada karlı çıkan taraf oldu ama skorda öyle olmasına rağmen Hello Cross altında öldü olan taraf ve şimdi Ejder'i alıyorlar. Evet. Bunun sebebi de bütün koridorlarda ve ormanda olan altın farkı. Milyon farkı. Yeşil kuşuklarını da aldınız. Berkman bu arada yalnız İzudu'nun üzerine gitti. İzudu orada çıpasıyla birlikte uzaklaştı. Yalnız Lesgrant orada ultisini kullandı ve savaşın devamı olmayacak gibi gözüküyor Escrow. Evet, yani Lesgrant'ta savaşmayalım ultisi attı biraz daha. Evet, yani savaş istemediğini belli etti dediğin gibi Lesgrant. Çekicini kullanarak. Genelde bu savaş başladığında rakibi eksik bırakmak anlamında amacıyla kullanılan bir yetenek. Ama bu arada Deniz'den şimdi haberi oldu. Derin darbe kullanıldı. Mirza burada kaçabilecek ve arındırı var. Arındırını çok güzel kullandı. Yetenek kaçınca burada tehlikeli konumda kalan biri olabilir. Yalnız Mirza'nın hasarı fazla orada. Deniz düşecek mi? Deniz'e bir yetenek lazım. Yeterli olmadı. Deşenok geldi. Mirza avlamayı başardı orada rakibini ve Pasifik yine alt koridorda istediğini almayı başaran taraf oluyor. Yani bu alt koridoru ısrarı biraz pahalıya patlıyor çünkü 3'e 3'te güçlü olan taraf biraz daha Pasifik alt koridoru gibi göründü. İki savaştır. Hello Cross için işler iyi gitmiyor o alt koridorda. Bakalım buna nasıl bir çözüm üretecekler. Evet, 2-0 konumuna da geldi Mirza. Yani yavaş yavaş alt koridordaki hakimiyeti eline almaya başlıyor. CD1'ın iyi bir minyon üstünü var. Keza Hellforsa'nın da öyle rakibine karşı ki bunlar önemli detaylar. Altın üstünlüğünü de sağlayan detaylar olduğunu düşünüyorum. CD1 da yani menziliyle birlikte 1-2 kule hareketi alacaktır diye düşünüyorum. Evet, yani kulelere daha henüz çalışabilmiş değil ama en azından 1 ya da 2 hareket alabilmesi olası görünüyor. Ve işi kuşukları alınıyor. 6 ülke doğru gidiyor Hello Cross ki menzili yüksek bir kompozisyonları varken işler iyi gitmiyor bu anlamda Pacific Espor adına. 6 ülke. Evet. Ya aslında global görevler etrafında iyi oynuyor Hello Cross ama sorun alt koridorda 3'ü 3'lerde. Yani Lesgrant orayı çok iyi matchliyor ve Lesgrant geldiği zaman işler çok farklı bir noktaya gidiyor. Mirza burada kule varikatını aldı. Bir tane olmak üzere. Aslında biraz daha vurabilirdi ama tabii risk atmak istemedi. Onlar adına da artık yavaş yavaş tamam ya da devam maçları. Temkinli oynuyor Pasifik tarafı. Evet, şu ana kadar iyi de bir oyun çıkarıyorlar ama. Bu arada Hidududu çıpasıyla birlikte kaçmayı başardı. Deniz'in konumu tehlikeli olabilir. Belki onu da burada uzaklaşmaya çalışan oyunculardan biri. 3'e 3'lerde yine kaybetmek istemedi Hello Cross ve o yüzden çok fazla zorlamadı burayı. Evet, yani iki savaştır istediğini pek yapamıyorlar. Yani hasar bir türlü çıkmıyor. Şimdi skorlar da alınmışken burada tekrar aynı 3'e 3'ü yapmak, aynı denemeyi sürekli yapıp aynı hatayla karşılaşmak gibi bir durum oluyor. Üst tarafta kule barikatlarını alan bir ZD1 var. İki barikat almayı başarmış. Evet, söylediğin senaryo gerçekleşmiş üst koridorda. Bulduğu ilk boşlukta hemen iki barikası hanesine yazdırmış. Ben Dalton'un rakip kuleye vurduğunu bile düşünmüyorum şu an. Ya tabii ki de bir kontrol etmek lazım ama vurduysa da tesiri çok fazla olmamıştır diye düşünüyorum Escrow. Alt koridorda yine kulede iyi bir hasar bırakmış durumda Pacific ve Lesgrant burada görüşü temizliğe geldi. Sanırım görünmedi. Şimdi görülecek artık yani birileri ototemi kesiyor. Hidududu burada biraz agresif bir şekilde çıktı ama Lesgrant buradaki görüşü de almayı başardı ve Pacific ekibi yeniden alt koridordaki görüş üstünlüğünü ele geçirmeyi başardı. Deniz gizliden geliyor. Lesgrant üstüne dönüyor. Eğer bozmazsa burada 3-2 durumda kalabilir Pacific alt koridor ikilisi Mirza ve Berkman. Evet, bu arada ulti kullanıldı. Orada sıçrı yok, arındır yok, hiçbir şey yok. Mirza derin darbe de kullanıldı. Mirza orada hasar vermeye çalışıyor. En azından bir skor almak istiyor. Ve skor almayı başardı. Hasar çok fazla. Birebir takas. Berkman da çıkmayı başarırsa bu kadar kötü bir durumda ekstra çıkarmış olacak Pacific tarafı Mirza ile birlikte. Yani istedikleri senaryoyu da buldular aslında. Tam üstüne dönüşte aynı anda saldırdılar. Yani Kristarok o kadar senkronize geldi ki her şeyi tuttu. Yani rakibin hiçbir kaynağı yok elinde. Ama inanılmaz güçlü bir konuma gelmiş bir Mirza var. Yani neler yaptığını gördün mü? %40 candan tekledi ya. Ya kesinlikle bir
işte yani orada 3-3 olsaydı, Les Grant olsaydı Lockjaw için felakete dönebilirdi orası. Dalton bu arada bayağı bir hasar aldı. ZD1 iyi dövüyor rakibini. Yol açanla birlikte rakibin üzerine gitti. Yalnız ZD1 devam edecek oraya yani. Kuleden de barikat alıyor. Altını da alıyor. Hatta Dalton'a girebilir mi burada? Kule altı gelebilir. Burada ultisi de var. Yalnız Odri meydan kullanıldı. Yol açanla birlikte Dalton minyon dalgasını temizledi ve üstüne geri dönmek istiyor. Yalnız bu minyon kaybıyla sonuçlanacak. Kule barikatları da düştü. Les Grant geliyor, Deniz de geliyor. 2'ye 2 takas. En azından kuleyi almak isteyecekti ZD1. Hatta ne kulesi? Dalton almak istiyorlar. Dalton burada yol açan birlikte rakibin üzerine gitti ama yetenek isabet etmeyince kule altı burada başarıyla korunmuş oldu. Hellforce ile Dashkai'nin takasını izliyoruz orta koridorda. Hellforce'ın hasarı fazla. Valkyrie'sini kullandı. Dashkai'ye çok fazla hasar bıraktı ve skoru aldı. Hellforce sıçra vurdu orada sıçra. Yanlış kullanıldığını düşünmeyin. Sıçrın hasarıydı o kesinlikle. Ya tutuştur etkisi bırakan bir sıçraydı. Ya ben bunu alacağım sıçrasıydı. Güzel bir sıçra oldu. Ya iyi bir oyun oynadı. Güzel bir takasa girdi. Devamında hasar yetmeyecek korkusuyla sıçra da gitti ama bu birebir de skoru alması önemliydi. İşte dediğin gibi tutuştur etkisi bıraktı. Sırça ve Deniz de burada Daisy ile birlikte alameti almak istiyor ama üstüne geri yolluyor ama Daisy gitti üstte. Daisy o kadar büyük payıp olmayacaktır. Alforsa da büyük bir hasar bıraktı ve alameti almayı başaran taraf Hello Cross oldu. İşler biraz onların lehine dönüyor. En azından alt koridorda olmasa da diğer koridorlarda. Kesinlikle katılıyorum. Yani ilk eşya Karabalta'ya gitmiyor sanırım Zidivan ama Karabalta yaptığı bir senaryoda artık yan koridorda Dalton'un onun karşısında durma şansı da çok kalmayacak gibi geliyor bana. Deşenok yarı can atıyor Estro. Çok fazla. Ya alt tarafta da böyle bir sorun var işte. Pasifik adına çok iyi gidiyor işler alt tarafta. Böyle bir durumda Zırteş ve Varus'a da eşin çok bir şansı kalmıyor yani. Menziline gidemiyor ki yani hasarını bıraksın. Dediğim gibi Les Grant'a burada ejderi alıyor yanıt olarak ve sanırım üstüne geri döndü Tenis. Burada kuleyi en azından hasar vermek isteyecektir kuleye. Pasifik tarafı hani kuleyi alırlar mı diye düşündüm ama fazla olabilir. Kule altı bile gidiyor ama Hidudududu doğru kişi mi burada? O apayrı bir konu. Les Grant yalnız burada kule altı geliyor. Dört kişiler dediğin gibi kule altı geliyor. Pasifik birlikte uzaklaşmaya çalışıyor. Les Grant duvara vurdu. Bir anda direkt olarak elittiler Mirza. Yine birini avlamayı başardı. Deniz orada birini yakalamaya çalışıyor. Kuleyi de alacak burada Pasifik tarafı ve istediklerini yine elde etmeyi başardılar. Alt koridordan ZD1'la Dalton takasını izliyoruz burada. ZD1 yalnız mini formunda. Dalton yol açılığıyla birlikte hasarını da verdi. Yalnız yeterek kaçtı Dalton. Yakın bir takastı ama devamı gelmeyince menzil avantajını da ZD1'a verdi ve işler onun adına zorlaştı. En azından kuleyi alacak gibi gözüküyor. ZD1 yalnız Dalton rakibinin üzerine gidince buzluğun etkilerinin etkisi var. Çok güzel bir şekilde open'u kullandı. Hızlandı da ZD1 bir vuruş daha gelir mi? Yol açanla birlikte kaçmaya çalışıyor. Bir vuruş daha geldi ve ZD1 birebir de aldı skoru. Ardı ardına kuleler ve Hello Cross alt koridor hariç her yerde üstünlüğünü perçinliyor. Bu arada bir anda direkt olarak Deniz'in içinde Mirza durdurulamıyor. İşte Mirza gerçekten net bir problem oluşturuyor. Hello Cruz adına. Yani şu anda 5-1 konumunda muhtemelen üste dönüşünde bir eşya daha bitirecek. Ve yani kırılgan hedeflere karşı inanılmaz bir güce sahip. Les Grant bu arada Hidu Dudu ile karşı karşıya geldi. Ama devamı gelecek mi bilmiyorum. Ufuk kılıcı isabet etmedi. Eğer etseydi ZD1 tehlikeli bir durumda kalabilirdi ama hopu vardı ya, kaçardı büyük ihtimalle. Tabii net konuşmayayım da. Deşanmak geliyordu üzerine. Bir anda eriyebilirdi. Doğru söylüyorsun. Hello Cross yalnız burada savaş istiyor gibi gözüküyor. Berkman üzerine gitti. Hidudu burada yalnız. Berkman'ın canı çok azaldı kalktan olmasına rağmen. Dashkai'nin üzerine gidiyor. Ali Force arka tarafta yalnız. Hidudu da eriyen taraf oldu. Burada son vuruş gelecek mi? Geldi. Yalnız Ali Force'ın hasarı çok fazla. Berkman yakalamayı başardı. Dashkai direkt eritmeyi başardı. Arka tarafta Ali Force'ı. Yalnız bir yandan da Les Grant'ı kaybetti Pacific. Artık kaçma zamanı geldi. Yalnız Mirza düşerse burada ne kadar altını verecek? Divan yakalayabilir. Miktar değil, Deşenok çok fazla hasar verdi. Bir tane daha gelirse Deniz skorunu alabilir en azından Mirza. Mirza giderek bir skor daha almak istiyor. Deniz burada yeteneğini kullandı. Orada yalnız canını yenilemeye çalışıyor. Yeterli olmadı. Bu skorda Deniz'e gidiyor. Dalton kuleyi almayı başarabilir mi bilmiyorum ama fazla bir hasar verecek gibi gözüküyor bu savaşın neticesinde. Bulduğu boşluğu iyi değerlendirdi aslında o da. Ya altı farkına baktığımızda tamamen kapasmaya yaklaştı yani alt koridor etrafında oynadığı oyunla birlikte. Ya oradaki buraya kadar altını vermeseydi muhtemelen
Pasifik takımı altın farkında da eşitliği sağlayacaktır. Ya benim kafamda çok mühim bir soru oluştu Esro. Dalton'un ışınların savaşta var mıydı? Emin olmamakla birlikte söylüyorum ama eğer varsa bu ışınları niye kullanmadı savaşta? Yanlış hatırlamıyorsam vardı. Yani yan koridorda kalmayı tercih etti sanırım. Ama ya Santi'nin asıl gücünün kullanıldığı yer takım savaşları değil mi? Ben mi yanlış biliyorum? Yani Fiora vesaire olsa kesinlikle haklı bunu yapmakta, ya da ne bileyim Yorick vesaire bu tarzda ayrı kittirme seven şampiyonlarla bunu yapabilir ama Santi olsaydı Pasifik adına çok farklı bir savaş olabilir Esro. Ya sanırım savaşın bittiğini, devam etmeyeceğini düşündü bu pozisyonda birlikte ama devamında nişancısı kötü konumda kalınca onu kaybettiler. Yalnız burada Elforza'ya bir kule altı gelebilir. Bunu da burada minyon yok yalnız. Kuleyi tanklıyorlar dediğin gibi. Bir anda direk eritmeyi başardılar. Böyle Crystal Oak yalnız orada canını yakmış gibi gözüküyor. Bergmoron Hido durdu. En azından geri dönüş skorunu aldı ve alamet kullanılmış alt koridorda. İlk kule alınmış durumda, ikinci kuleyi istiyorlar. Ve burada Daisy de kullanıldı. Çok fazla yaratık var vadide ve ikinci kuleyi de almayı başaracak gibi gözüküyor Elforza. Hatta üçüncü kuleye de vurmak isteyebilirler, İnjektör kulesine de vurmak isteyebilirler. Zidivan Dalton'un üzerine gidiyor, duvara da vurmayı başardı. Güzel bir uçuk kullandı ama hasar yeterli olmayacak orada. En azından alameti vurabilir miyim diye bakıyor ama vuramayacak sanırım. Dalton'la kapışırken alamet görevini yapmış bir şekilde orada hayatını kaybediyor. Evet, alamet de vefat etti. Şöyle baktığımızda altın farkı 3000 dolaylarında. Hero Cruz lehine iyi bir durumda. Kulelerde 4'e 2'lik bir durum var. Aslında Hello Cruz oyunda istediği konumda ama karşı nişancının bu kadar güçlendiği bir senaryoyu herhalde onlar da beklemiyordu. Üzerindeki eşyalara bakar mısın? Gerçekten net bir taşıyıcı konumunda şu anda Mirza. Ya bir de o maniverenin buramanaya dönüştüğünde çok fazla saldırı gücü güçlendirmesi alacak kendisi. O da ayrı bir dönüm noktası olacaktır ki çok da bir şey kalmadı yükünün bitmesine. Ya muhtemelen %50 candan falan tenizi tekler. Büyük ihtimalle yarı can atar dediğin gibi. Yani Zelforsa'nın paketi var burada ve ejderi istiyorlar. Savaş yapmayacak sanırım Pasifik ve rahat bir şekilde ejderi bıraktılar. E şu an savaşmaya ihtiyacı yok aslında. Yani o kadar büyük bir geride değiller. Buradaki farkın büyümesini istemiyorlar onlar da. Bir sonraki ejderlerde hala şans var. O yüzden savaşmaları gayet mantıklı. 3000 altınlık bir fark. Escrow paketi kullanıldı bu arada ve Hello Cross 3000 altınlık bir üstüne sahip ejder de artık yavaş yavaş alınıyor. İkinci ejderlerini de almayı başardı. Hili tutuldu biraz önce ve orada sağlam duruşu bitti. Lestrand bir şeyler denemek istedi ama devamı gelmedi. Artık Mirza'nın ellerine bakıyor Pasifik. Evet, yalnız kazanmak istiyorlarsa Daşkayı'dan da iyi verim almaları lazım. Çünkü Daşkayı şu ana kadar çok oyuna dahil edemediler. Yani yine savaşta hasar verdi. Hellforce'yı direkt olarak ultisiyle eritti ama dediğin gibi daha fazla verim almaları lazım. Tek Mirza'yla olacak bir iş değil bu. Değil bu. ZD1 bayağı bir hasar bıraktı. Yarı can attı Mirza'ya. Bu arada böyle kısırak isabet etti ama Arındır'ı imdadına yetişiyor Mirza'nın. Acaba tenisi düşünüyor mudur? Ben de Arındır alsaydım diye. Ya biz bu Arındır'ın aşığıyız kardeşim. Ya gerçekten çok etkili. Yani o kadar iyi bir zamanlamayla attı ki zaten kitle kontrolü yemedi bile. Dediğin gibi. Yalnız ya bakar mısın bak tenis şimdi ne güzel olacak o. Kırmızı güçlendirmeyi onun etrafındaki çemberde olunca Hellforce'ı bırak işte adam bak ne güzel doğa canlısı. Adamın içi gidiyor oraya. Adamın içi gidiyor abi. Ha bak ne güzel aldı kırmızıyı dostça. Hiç vurmadan, zarar vermeden. Tabii ki de işim çakasın bir ara. Hellforce'a da kaynak lazım yani hava seti bitmiş. Buram hani dönüşmüş bana vereni. Yalnız Mirza çok az bir mana yükü biriktirmesiyle birlikte Muravana'yı bitirmiş olacak. Onun da hasarı artacak baya. Evet yani muhtemelen 30 saniye içerisinde tamamlayacağı bir yük kalmış artık. Çok bir şey yok. Tabii üste dönüşüyle birlikte yılan dişi de bitirmiş. Bence gayet önemli. Naturius'un kalkanı var. Ivor'un kalkanı var. Bunları kesinlikle yok sayması lazım. Yılan dişinin özelliklerini bitmeyen izleyicilerimiz için aktaralım. Hasar verdiğinizde rakibinizin direkt olarak kalkanını siliyor. Ya bu da kalkanlı olan bir şampiyona çok daha fazla astronomik hasarlar çıkarmasını sağlayabilir. Ya Mirza için çok değerli ve önemli bir tem şu an bu oyun özelinde. Evet, bence fena da bir tercih değil Mirza adına. Bu kadar kalkanın olduğu bir oyunda yapılması gereken bir tercih diyorum. Yani tabii ki de belki düşündüğümüzde daha iyi tercihler vardır ama kesinlikle iyi bir tercih.
Ya bunun etkisini daha fazla görür çünkü Teniz üzerinde kullanılacak bir sürü kalkan var ve onun hedefi Teniz'i düşürmek savaşlarda. E bunun için de buna ihtiyacı kesinlikle vardı. Şöyle baktığımız zaman altın farkında yaklaşık 3500 altınlık bir fark görünüyor iki takım arasında. Hello Cruz hala üstünlüğü elinde tutuyor. Ama bu bir hatayla işlerin değişemeyeceği bir pozisyonda değil. Şu anda takımların durumu birbirine gayet yakın görünüyor. CD1 Dalton'u bekliyor orada ve biraz menzili uzun olduğu için hasar verebilir rakibine. Yalnız CD1'a hain bir pusu var ama CD1 da çok hızlı ve öngörüsü yüksek bir oyuncu olduğu için rakiplerinin oraya geldiğinin farkına vardı. Yani öngörüden önce eş yetenek kullandı ama yine de öngörülü pozisyonu olsun, yaptı. Öngörü olsun yani o kadar adam kaçtı. Orada öngörü tabii ki de burada Tenis'in de görüşü çok önemliydi. Onu da inkar etmeyelim. ZD1 16. seviye, Dalton 14. İki seviye fark var. Sebebi ne sence? Şöyle yani olabildiğince minyondan uzaklaştırmaya çalıştı koridorda. Yani çok minyonu da kule altında rakibinin yem etti. ZD1 baskın bir koridor oynamasından dolayı ya yani bir seviye normal de üzerini ben de anlamadım. Bakalım yani ZD1 bu üstünlüğünü kullanabilecek mi bilmiyorum. Neden iki seviye var? Yani vallahi ben de bilmiyorum. O kadar tecrübe puan almış Dalton. Yani böyle bir açıklamam var. Bana böyle zor sorular sorma. Teşekkür ediyorum. Yanıtlarıcı. Bu arada Daisy hasar alıyor derken arka tarafa girdi. Bir anda direkt Işından olarak seyredi. Işından da geliyor. Alphorton'un konumu fena değil ama Mirza'nın hasarı çok fazla. Hideo'da da eridi orada. Mirza'nın hasarı çok çok fazla. ZD1 dönüşecek ama 5'e 3 kalmış durumda. Hello Crows. Ya işte yılan diş dedik, al sana yılan diş. Uygulama olarak yılan dişinin gücünü gördük bu arada. Ön tarafta Dalton yakalandı ve devam etmek istemiyor. Hello Cross tarafı ZD1 bekliyor yalnız. Yani ne kadar konumunda bir pozisyona tas olur mu diye. Deniz'le birlikte Alphorce ön tarafta Dalton'u yakaladılar. Orası hiç güvenli bir yer değil. Çalılara dikkat edin. Etmeniz gerekiyor diyor her zaman bize Riot Games ama işte bunu dinlemeyince böyle sonuçlar olabiliyor. Yani rakip takımda Rengar yok diye çaraya dikkat etmezsen başına böyle şeyler gelir Dalton. Çok fazla hasar çıkardılar ikili oyunla birlikte. Ya yani yerinden kıpırdamadan öldüğünü gri ekranı gördü burada Dalton. Yalnız yani Pasifik adına olumlu bir haber vereyim. İngiliz'de gerçekten şu an çok fazla hasar duruyor. Evet yani bir eşya daha bitmek üzere. Çok az bir parça kalmış. Birleştirme altın dışında bir şey kalmamış. Yalnız Baron başladı. Baron başladı. Eğer Mirza yetişebilirse burada rakibini dürterek bu pitte zorunlu anlar yaşatabilir. Yalnız Hildur'da buna müsaade etmeyecek gibi. Hildur'da ön tarafta yakalandı. Burada çıkmasıyla birlikte arka tarafa girdi. Hasarı çok fazla. Yalnız Mirza orada pakete maruz kaldı. Dashkai direkt düştü. Elokros istediği savaşı bulmuş olabilir. Mirza orada rakibini düşürmeyi başardı ama burada 3 kişi kalmış durumdalar. Dalton yetişmeye çalışıyor. Belki Dalton ön tarafa geçerse takım arkadaşını koruyabilir ama Mirza düştü. Pasifin neredeyse bütün hasar kaynağı düşmüş durumda. Dashkai ve Mirza ile birlikte Baron anlamına geliyor Hello Cross adına. Ya domino etkisi oluştu resmen. Orta koridorda Dalton'u kestiler. Dalton bu takım savaşındaki en önemli kilit isimlerden bir tanesi. Ama savaşa giremedi. Devamında paketle birlikte bir savaş başlattılar ve istediği her şeyi aldı. İlmek istediği bir pozisyonu başarıya dönüştürüyor bu pozisyonla birlikte Hello Cross. Hello Cross Baron'u da alıyor. En azından ejderli yanıt vermek isteyecek Pacific ama Les Grant'ın canı az. Olası bir rakibini görme durumunda Les Grant'ın yapabileceği çok bir şey yok gibi gözüküyor Escrow. Kesinlikle yani burada değiştirebileceği bir şey kalmadı. Aslında ya an... bu arada işte dediğimiz oluyor. Les Grant düşecek mi ZD1? Kaya parçasıyla birlikte. Zaten oyuncak kutusuyla birlikte rakibini öldürmeyi başardı ve bu çok ekstra oldu. Ejder de Yellow Cross'a gidiyor. 5 dakika sonra ruh anlamına gelebilir. Yani şu anda bütün koridorları çok güçlü konumda. Yani hani tamam Deniz'i birazcık geride tutalım Deniz'i. Deniz o durumda değil ama üst koridoru ve orta koridoru inanılmaz hasar çıkarabilir bir konumda şu anda. Kesinlikle yani ZD1 özellikle çok iyi durumda. Hellforce'a da kez aynı şekilde. Dikkat edilmesi gereken şampiyonlar. Ya Hellforce'a'nın durumu şöyle özetleyeyim ben sana. Hellforce'a'da muhtemelen ZD1'a daha fazla altın var. Doğru. Olabilir. Yani bakıyorum eşyalara. Olmaya da bilir. Altın farkları geleceği mi olacağız? Yakın baya.
Ama orta koridor abi illa ki fazla olur. Orta koridora fazla lan zaten altın dağıtılıyor. Ben yanlış hesaplamışım ama çok bir altın farkı yok yani iki oyuncu arasında. Şöyle eşyalar, eşya sayısı eşit. Biraz daha hatta fazla almış durumda Air Force ama eşyalar daha pahalı olduğu için emin olamadım Zeki Ulan. Daha pahalı eşyalar sahip olan taraf ve yalnızca başardı Love Cross. Yavaş yavaş artık kuşatmayla birlikte oyunu bitirmek istiyorlar. Tabii bir tane inhibitor kulesini kesinlikle açmaları lazım Baron güçlendirmesiyle birlikte. Bunun için de bir savaş arayacaktır Pasifik tarafı. Yalnız yani Air Force'a savaşa paketiyle girmezse hasar anlamında da yani sıkıntı yaşayabiliyor. Bazen buna dikkat etmesi lazım Hello Cross'un. Yalnız çok iyi kuşatmaları da yok yani. Evet, Berkman bu arada çok agresif bir şekilde içeri girdi. Berkman direkt eritmek istiyorlar ön tarafta, yalnız Mirza Sersen demiş durumda bir... Mirza direkt eritmek istiyor, Berkman hayatta kaldı. Orada savaş devam ediyor ardı ardına ama destekler karşılıklı olarak düştü. Leskan ön tarafta kaldı, Dalpan geldi orada en azından Discord'da istiyorlar ve Zidivan hayatta kaldı. Hopla birlikte. Takımının yüreğini hoplattı derken Roket çok fazla hasar vurdu orada 2-2 El Force'a. Pasifik Espor'u kovalıyor. El Force'a Mirza'yı değiştiriyor orada. 3-3 geldi. Oyun bitiyor dediği gibi. İnhibitör de alıyorlar burada. Talton tek başına oyunu savunamayacak. 30 dakikanın sonunda Hello Cross. Kola yapayı bir adımlarla birlikte ilerlemeye devam ediyor. Talton tutmaya çalışacak burada ama Talton skoru da geliyor. El Force'a harikalar yarattı. Gayri resmi 4-4. 30 dakikanın sonunda Hell Force'la ile birlikte Hello Cross kazanmayı başarıyor.